Herkese merhaba. Bugünkü çalışmamızda mikrobit ile bir sokak lambası yapacağız. Bunun için makecode.mikrobit sitesine giriş yapıyoruz. Açılan sayfada yeni proje başlat diyoruz ve projemize sokak lambası ismini veriyoruz. Oluştur dedik. Evet, açılan sayfadaki program başladığında bloğunu silelim. Onun yerine her zaman bloğu kalsın. Şimdi kodlarımız şu şekilde. Mantık kısmından bir koşul gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer ise değil ise bloğunu alıp her zaman içine yerleştiriyoruz. Burada amaç mikrobitin üzerinde bulunan ledler ortam ışığını algılayacak ve eğer hava aydınlık ise sokak lambamız yanmayacak. Eğer karanlık ise o zaman da sokak lambamız yanacak. Bunun için mantık bölümünden şurada bulunan küçüktür, sıfır küçüktür şeklinde bir bloğu alıp bloğun üzerine yerleştiriyoruz. Bunun içerisine şimdi Işık seviyesi bloğunu alacağız, input içerisinde bulunan. Işık seviyesini alıp bu birinci sıfırın içine yerleştiriyoruz. Eğer ışık seviyesi 10'dan küçükse, yani hava karanlık ise gelişmiş kısmına gidip buradan pinler sekmesinden dijital pin, yaz pin, oku şeklindeki bir blok var bakın. Bu ne demek? Dijital P0 şuradaki giriş bloğu pininden bunu yerleştiriyoruz. Eğer hava karanlık ise dijital pinimiz lambayı yaksın. Aynısının kopyasını çıkaralım. Değil ise, hava aydınlık ise o zaman da lambamız sönsün. Evet, kodlarımız bu şekilde. Şimdi devremizi oluşturalım. Devre için iki tane krokodil kablo, timsah kabloyu aldık. Bir tanesini GND pinine bağladık. Ve ledimizin de kısa bacağını GND'den gelen kablonun diğer ucuna bağlıyoruz. Bu şekilde. Uzun bacağını ise sıfır pininden gelen yeşil kablonun üzerine ucuna bağlayacağız. Şöyle bağladık. Şimdi kodlarımızı yükleyelim. Bunun için mikrobitimizi bilgisayara bağlıyoruz. USB girişiyle. Evet. Mikrobitimiz çalıştı şu anda. Şimdi şuradan cihaz eşleşmediyse cihazı bir eşleştirelim. Bağlan dedik ve kodları indirelim. Mikrobit'e kodları indiriyoruz. Evet, şu an indi kodlarımız. Bakalım şu anda yeterli ışık var. Ortam aydınlık olduğu için ledimiz yanmıyor. Peki biz burayı karanlık hale getirirsek, bakın kapattık, ledlerin üzerine ışık yandı. Bıraktığımız anda tekrar söndü çünkü ortam ışığı oldukça iyi. Hava aydınlık. Peki hava kararırsa tekrar kapatalım elimizle. Bu şekilde lambamız bakın karanlıkta yanacak, aydınlıkta sönecek şeklinde sokak lambamızı kodlamış olduk. Evet, bunu sizler de yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.